Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, 18 Eylül'de Sarıçhane'de hamdolsun, elhamdülillah bu konuyla ilgili çok ciddi bir ses çıkarttık. Ve bu çıkan ses de ulaşması gereken yerlere ulaştı. E, ve bu çok önemli bir şey. Ama bu daha bir başlangıç. E, bu yetmez. Yani bu lobilerin bu topraklardaki işgalini bu medya organlarıyla, STK'larla e, ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda artık ortaokullarda, liselerde çocuklarımıza enjekte ettiği bu zehri ve onları bel altı yaşamları iten bu e, zehri oluşturan her şeyin önüne geçmemiz lazım. Bu doğrultuda daha çok ses çıkarmamız lazım. Çok büyük bir ses çıkarmamız gerekiyor ki bununla ilgili politikalar hayata geçsin. Bununla ilgili sansür uygulansın. Bunun yasal, hukuksal zeminini hazırlamaya çalıştıkları ve soktukları bütün kanunlar Avrupa'nın bize dayattığı her şey bu doğrultuda ortadan kalksın. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Yani bunun propagandasının yapılmasının bu kadar meşrulaştırılmasının e, bunun matah bir şeymiş gibi gösterilip gençlerimize bunu enjekte edip normalde heteroseksüel olan normal olan insanın ailesini cinsiyetini korumaya çocuğunu korumaya çalışan insanların zavallı gibi gösterildiği bütün bu meşrulaştırmaların kısacası ortadan kaldırılması lazım. Bu doğrultuda da ben şimdi Anadolu'dan bir ses bekliyorum. Türkiye'nin diğer tüm Lütfen bununla ilgili eylem yapılsın ve çıkarılabildiği kadar ses çıkartılsın. Ama bunun için sizden iki tane ricam var. Bu da bir tanesi lütfen ama lütfen LGBT'li bireyleri ve onların tercihlerini hedef almayın. Başından beri bu söylemle çıktık ve lütfen buna dikkat edin. Bir ikincisi de valilikten izinlerinizi alın ve prosedürü uygun bir şekilde yapın. Ama şimdi Anadolu... Türkiye'nin diğer tüm illeri sıra sizde. Gençlerimizi gerçekten bu zehirden hep beraber korumamız için yapmamız gereken en önemli şey ses çıkarmak. Ses çıkarmamız gerekir ki halkın bu gücünün karşısında kimse duramasın. Şunun anlaşılmasını isterim. Net bir şekilde beni başka türlü lanse etmeye çalışsalar da, başka türlü göstermeye çalışsalar da, bu eylemleri ve söylemleri bir yobazlık, bir gericilik, bir nefret söylemi, bir cahilce bir şeymiş gibi anlatmaya çalışsalar da aslında yapmaya çalış çalıştığım ve yapmaya çalıştığımız şey baştan beri çok net. Bunun gerçekten inancı yok, ideolojisi yok. Anne baba olmanız, anne baba olmasanız da evlatlarımızı, bu ülkenin gelecek nesillerini gerçekten bu zehirden korumak istemeniz yeterli. Onun için birlik olmamız gerekir. Biz maalesef şu ana kadar uzun zamandır bütün sinerjimizi ve enerjimizi ayrışmış olarak birbirimize savunma ve saldırı argümanları hazırlamakla geçiriyoruz. Artık bu sinerjimizi ve enerjimizi bizleri böyle birbirimize düşürerek sömüren, gençlerimize bu zehirleri empoze eden bir şekilde onları kurban verdiğimiz bu sistemlere karşı kullanmamız lazım. E, halk olarak birlik olmamız lazım. Türkiye'nin buna gerçekten ivedilikle ihtiyacı var. Birlik olmamız ve birbirimize güvenerek bir güven ortamı oluşturmamız lazım. Gerçekten birlik olursak halk olarak bütün sorunları çözebiliriz. O zaman zaten bizim iyiliğimizi istediğini iddia eden siyasiler de gelir ve bu potada irir. O zaman görürüz kim kirliyi ittifaklarla birlikte olmak istiyor. Kim bu lobilerle hareket etmek istiyor. Bu lobiler ve arkasındaki güçlerle hareket etmek istiyor. Kim iktidar hırsı için bu politikaları hayata geçirmek istemiyor. Kim çıkar ve menfaatine düşmüş Bunların hepsini görürüz ve ayrıştırırız. Onun için acil olarak hep beraber birlik olmamız lazım. Önce Anadolu'dan ses bekliyorum dediğim gibi. Farklı illerde lütfen bu mitingleri düzenleyin ve bu sesleri çıkartın. Ondan sonra da hep birlikte gelin e, Türkiye'de, İstanbul'da çok kuvvetli bir ses çıkartalım. Bir miting yapacağız. Ben daha önce bunu duyurmuştum. Bir kez daha duyurmak isterim size. Gerçekten İstanbul'da kocaman bir miting yapalım. İnşallah milyonlar aksın. Katılabildiğimiz kadar insan katılalım ve bu sefer öyle bir ses çıkartalım ki artık bu politikalar keskin bir biçimde hayata geçsin. Sansürlerimizi aldıralım, kanunları kaldırtalım. Gerçekten gençlerimize akan bu zehirin önüne tamponlar koyalım ve en azından görsel olarak, işitsel olarak bunlarla karşılaşmazlarsa o zaman çok daha etkisini kırarız. Onun için ben hepinizi ama hepinizi fark etmeksizin bu mitinge davet ediyorum. Sosyal medyada benimle ilgili inanılmaz bir itibarsızlaştırma suikastı var. E, çünkü gerçekten yapıldığım ya anlaşılmıyor ya işlerin gelmiyor ya birileri tarafından gerçekten güdülüyorlar ve kullanılıyorlar çünkü o günkü söylemler içinde orada nefret söylemi söylendi ve oraya toplanan insanlar pırlanta gibi insanlar için yobaz dendi gerici dendi cahil dendi zaten benim daha önce bulunmuş olduğum çevrede daha önce bulunmuş olduğum hayatın içerisinde ki batının farklı noktalarında yaşadım. Dünyanın birçok yerinde bulundum. E, o medeniyetten, o kültürden birçok insanla sohbet ettim, vakit geçirdim, tanıma fırsatım oldu. İnanın bana 18 Eylül'de oraya toplanan insanların hiçbiri tırnağı edemez. Çünkü ben hayatımda bu kadar insan haklarına saygılı, bu kadar haddini, hududunu bilen, bu kadar içindeki nefret taşımayan, bu kadar böyle e, ne diyeyim e, pırlanta gibi insanlar, gerçekten pozitif enerji, o saf enerjiyi yayan insanlar görmedim. E, bu insan insanlara da iftira atılıyor bu doğrultuda. Tıpkı onlara iftira atıldığı gibi ve bu söylemlerin üstü kapatılmaya çalışıldığı ve bu lobilerin işine geldiği şekilde politikaların hayatına geçirmesine hizmet edildiği gibi benimle ilgili de itibarsızlaştırma suikasti yapılıyor. Ve koca koca gazeteler insanların bugün güvendiği, kendilerine etik de diyen, ahlaklı diyen bir takım medya organları da bu yalan ve iftira ve aşağılıkça olan haberleri servis ediyor. İşte diyorlar ki dört din değiştirdi, başını kapattı, açtı. Kocaya göre din değiştirdi. Ben söylemeye utanıyorum. Bu kadar ahlaksızlığın barındırdığı. Sevgili arkadaşlar ben dört kere din değiştirmedim. Ben hayatımda Hristiyan olmadan önce e, İslam'la hiçbir alakam yoktu. Kelime-i getirmemiştim. İslam iman etmemiştim. Farzlarını ve şartlarını yerine getirmiyordum. Kur'an-ı Kerim benim için en nefret edilen, en bakılmaması gereken kitaptı. Ben nasıl Müslüman olabilirim ki ondan sonra tekrar Hristiyanlığa, tekrar Müslümanlığa geçmiş olayım. Böyle bir şey yok. Ben ilk din yolculuğumu, inanç yolculuğumun ilkinde Hristiyan oldum. Ondan sonra da bir kere din değiştirerek İslamiyeti tercih ettim. Çok şükür ki buldum. Elhamdülillah ki buldum. Onun dışında işte başını kapadı, açtı. Yani bak İslamiyete geçtikten sonra da bu tutarsız, güvenilmez algısı e, yaratılmaya çalışılıyor. Ben başımı hiç kapatmadım. Bir tane tesettür defilesinde yer aldım. O servis ettikleri fotoğrafların bir tanesi yer aldığım modellik mesleğini yaparken yer aldığım tesettür defilesinden. Bir tanesi de bir derginin kapak çekiminden tesettürlü fotoğraflarımı servis edip 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 başını kapadı açıldı diye bir algı yaratıyorlar. Ben nasıl kocaya göre din değiştirebilirim ki? Yani ben bir kere evlendim çok kısa bir süre evli kaldım ondan sonra da boşandım. Artı benim modellik mesleğimden kalma fotoğraflarımı servis ediyorlar fikirlerim işine gelmediği için. Daha da ötesi benim eroinman bir kızın hayatını oynadığım bir filmden bir sahneyi alıyorlar. Bu çok büyük bir saçmalık yani o bir film. E siz film noktasında her türlü rolü kabul ediyorsunuz. Ben dönem filminde de oynadım, üniversiteli bir genç kızı da oynadım, dönem dizisinde de oynadım, yabancı işlerde de yer aldım. Yani o bir rol aslında. Ve siz bu doğrultuda hangi rol gelirse aklınıza ve gönlünüze yatarsa onu oynuyorsunuz. Kaldı ki benim Müslüman olmadan önceki zaten bakışım belli, yaşayışım belli, giyim tarzım belli, her şeyim belli. Ben o rolleri nasıl zaten ahlak derecesine göre seçebilirim ki? Ama işin en sahtekarcı ve ikiyüzlü tarafı bunu yapan kesim bunları servis eden yani benim modellik fotoğraflarımı ve o filmden sahneleri bir ahlaksızlıkmış gibi suçmuş ve utanılması gereken bir şeymiş gibi servis eden ki bence de öyle kesim kendini Atatürkçü diyen, gelişmiş diyen, medeni diyen, insan hakları savunucusu diyen bu kesim. E kardeşim madem sen bunun böyle olduğunu düşünüyorsun o zaman niye bir sahne kıyafetini bir sanatçının şarkıcının bu ülkede eleştirildiği zaman o kadının en azılı savunucusu yani niye çıplaklığı en azılı şekilde savunurken benim fikirlerim işine gelmediği zaman bu filmden sahnelerimi ve modellik mesleğinden fotoğraflarımı bana sunuyorsun. Bu sahtekarlığa ve ikiyüzlülüğe son verin ama madem şöyle yapacağız o zaman madem toplumun bütün kesimleri buna karşı. Yani muhafazakar kesim zaten bu filmlerdeki sahnelere karşı ki benim bin katım daha fazla bu sahnelerde şu anda açık olarak oynayan oyuncular var. Ve bu oyunculardan bir tanesi çıkıp demiyor ki e, ya biz Tuğçe'nin bin katı daha sahnelerde oynuyoruz. Aslında sen burada bizi aşağılıyorsun. Demek ki sen bizim fikirlerimiz işine gelmediği zaman bunları paylaşacaksın. Bizim gözümüzün önüne de koyacaksın diye bir tane oyuncu çıkıp söylemiyor. Ama madem toplumun bütün kesimleri... Buna karşı yani hem muhafazakar kesim zaten onlar yıllardır karşı Allah'la arasında ama yani bana da bulaşmasın çocuğuma bulaşmasın diye izletmiyor kaçıyor karşılar. E madem buradaki kendine gelişmiş medeni diyen kesim de karşı o zaman bir sonraki adımımızda biz bu modellik mesleğine, oyunculuk mesleğine, filmdeki bu sahnelere ve sahne sanatlarının içerisindeki bütün bu çap çıplaklığı yansıtan ve bel altı olan sahnelerin hepsine sansür getirelim. Bunun için imza toplayalım, meclise sunalım. Gerekirse bununla ilgili çıkalım, bir yürüyüş yapalım, bir eylem gerçekleştirelim, ses çıkartalım ve modellik mesleğine ve oyunculuk mesleğine ve sahne sanatlarına bir sansür getirelim. Bunu yapalım gerçekten. Çünkü gerçekten böyle olmaması gereken bir şey bu. Niye bu kadar bel altı yaşamlar yani hem bu lobilerin biz sapkın lobilerin bir şekilde gençlerimizi bel altı yaşamlara itmesini oradan o şeytani negatif zehiri onlara aktararak ruhlarının enerjilerini tüketmelerine karşı çıkıyoruz. Niye bu taraftaki o filmlerikti sahnelere maruz kalsınlar ki ne farkı var İkisi de zehir. Dolayısıyla nasıl ki bunu ortadan kaldırmaya uğraşıyorsak, çabalıyorsak bunları da ortadan kaldırmaya seve seve uğraşalım. Ve bunu lütfen ve lütfen başlatalım. Şuna da değinmeden geçemeyeceğim. Ee, ya arkadaşım, yani Gülşen tutuklandığında ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Niye? Çünkü bu lobilere destek veren eylemleri var ve savundular ve korudular. Yani negatif tarafa hizmet ettiği için savunmak ve korumak noktasında ABD Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Ya biz burada çıktık hakkın sesini duyurmak için bir şeyler yaptık muhafazakar taraftan bir tane bile medya istisnalar hariç, çok aza hariç, diğer medya organlarının hiçbiri kalkıp bunu haber yapmadı. Bu sesi duyurmadı. Niye? Çünkü Tuğçe'nin sesi duyulmasın, Tuğçe yükselmesin, Tuğçe parlamasın, Tuğçe böyle bir nefsinde değil ki. Arkadaşım ben bütün şanımı, şöhretimi, kişisel hayallerimi, bireysel özgürlüklerimi, bu noktada bireysel hedeflerimi, o yaşantımı, sizin bugün çok özenip, çok imrenip o zirveye çıkmak istediğiniz ve o zirvelerde tutunmak için yapmadığınız, vermediğiniz taviz kalmadı. O hayatların hepsini zaten elimin de ettim. Ben yurt dışından hiç geri dönmeyebilirdim. Allah demişim, din demişim, iman demişim, vatan demişim, gelecek nesillerimiz demişim. Buna inanmışım, gece gündüz hayatımı buna adamışım, yola çıkmışım. Sen ise o koltuklarda bizim hakkı savunmamız sayesinde oturuyorsun. Ve hakkın sesini duyurmuyorsun öyle mi? Nerede sizin adamlığınız? Nerede cibiliyetiniz? Nerede karakteriniz? Siz bir de çıkıp çıkıp davayı dillendiriyorsunuz. Orada, burada, her yerde. Ama siz o davanın adını, dinimizin adını, inancın adını, Allah'ın adını ağzınıza o koltukları kaybetmemek, o paralarınızı kaybetmemek için alıyorsunuz. Tamamen bunlar için davayı savunuyorsunuz. Siz davayı falan dillendirmeyin, savunmayın. Çünkü o zaman ne diyorlar bana biliyor musun? Bak işte senin savundukların. Bak işte senin yanında durdukların ve oradan buraya bu davaya gerçek saf haline o İslam'ın güzelliğini insanlığın güzelliğine bu davaya gelecek olan insanların da önünü kesiyorsunuz. Ya böyle olur mu ya? Müslüman ayrılmış. Müslüman her şeyin peşinden gidiyor. Müslüman cemaatlere ayrılmış, Müslüman şirketlere ayrılmış, Müslüman işte ne bileyim gruplara ayrılmış, mahallelere ayrılmış, medya organlarına ayrılmış, güçlere ayrılmış. Bir sürü farklı 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 yerlere ayrılmış. Nefsinin peşinden gidiyor. Zaaflarının, para zaafının peşinden gidiyor. Evladına olan zaafının peşinden gidiyor. Efendim ne söyleyeyim iktidar hırsının peşinden gidiyor. Peşinden gidiyor ve bu sefer Batıl'ın çok güzel kullanabileceği argümanlara dönüşüyor o sizin ağzınıza sakız ettiğiniz davada var ya batıl batıl diye. O batılın hizmetine çalışıyor bu sefer Müslüman. Ve dinin karşısında insanlığın karşısında düşman olacak bir argüman oluyor. E kardeşim zaten bunun içerisinden bir sürü insan görmüyor musun? Biz lobilere karşı çıkıyoruz bir ses çıkartıyoruz. Onun arkasından nefret söylemi diye olayı anlamadan tamamen güdülerek tamamen duyum toplumu olarak ne yaptığını bile anlamadan kendi iradelerinden bağımsız olarak baş, bu batılın iradesine e, bağımlı olarak bir sürü insan içimizden zaten çıkıyor bize saldırıyor. Kendi topraklarımızdan, aynı dili konuştuğumuz, aynı kültürden geldiğimiz, aynı topraktan yiyip içtiğimiz, aynı eğitim sisteminden geçtiğimiz, birbirimizin yüzüne baktığımız, aynı coğrafyada nefes aldığımız insanlar bizi kaldırıyor. E bu tarafta Müslümanları da kullanıyor. Çünkü zafı olanı kullanır, korkuları olanı kullanır, çıkar ve menfaati uğruna bir şeyler yapanı kullanır, zayıf olanı kullanır, inançsız olanı kullanır, o imanı perçinlenmemiş olanı kullanır, kullanır. Herkesi kullanıyor ama en acısı Müslümanı nasıl kullanıyor? Müslümanın birlik olması lazım. Ben o gün sahnede dünya ahir zamandan geçiyor derken 5 dakikalık vakitte sanırım bunu tam anlatmadım. Gerçekten böyle. Nemrut da bu dönemde. Ee, Sodom e, halkı da, Lut, Lut kavmi de bu dönemde. Efendim cahiliye dönemi de bu dönemde. Calut bu dönemde. Hepsi bu dönemde. Putlar bu dönemde. Müslümanın artık mücadele etmesi lazım. İnsan olanın artık mücadele etmesi lazım. Artık bizim buna bir dur dememiz lazım. Bizim artık sesimizi çıkarmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Var olan siyasi konjonktür zaten bunu vermiyor. Ayrışmış durumda siyasiler. Dolayısıyla bizim acilen birlik olmamız lazım sevgili arkadaşlar. Ve bu doğrultuda da bu mitingi gerçekleştirmemiz lazım. Şu an siyasi partilerle olan görüşmeler devam ediyor. İnşallah bir hafta içerisinde netleşir. Netleştikçe hangi siyasi partilerin katıldığını, hangisinin destek vermediğini ben sizlerle paylaşacağım. Lütfen sosyal medya hesaplarından takipte kalın. Bunları paylaşmaya devam edeceğim ama ben hepinizi gerçekten bu doğrultuda Anadolu'dan başlayarak bütün Türkiye'deki İstanbul büyük şehirlerimizi herkesi gerçekten bu zehirin aktığının farkında olanları farkındalık yaratmaya, ses çıkarmaya, bunun için mücadele etmeye ve buna gerekli önlemleri alıp evlatlarımızı bu zehirden korumaya gidene kadar son noktasına kadar durmamaya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.